Merhaba, bugün 9. sınıf X kitabımızın da 27. bölüyle beraberiz arkadaşlar. Burada elektrostatik konusuna devam ediyoruz. Burada elektrikle yüklenme çeşitleri ve elektri elektriklenen iletken ve yalıtkanlar yük dağılımını inceleyeceğiz. İletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımı arkadaşlar. Elektriği ileten maddeleri iletken, iletken e, elektriği iletmeyen maddeleri de arkadaşlar yalıtkan maddeleri. Ben şöyle diyorum. Etrafında serbest elektronlar varsa buna iletken, serbest elektronlar yoksa buna da yalıtkan denir İletken maddeler içerisinde et serbest hareket edebilen çok sayıda elektronlar vardır. İletken maddeler örnek olarak gümüş, bakır, altın, tuzlu su gibi maddeler verilir. Yalıtkan maddeler içerisinde serbest elektronlar ya az sayıda ya da hiç bulunmamaktadır. Bu nedenle yalıtkan maddeler, yükler yalıtkan üzerinde ilerleyemez. Dolayısıyla bölgesel elektriklenme gözlenir. Yalıtkan maddeleri örnek olarak plastik, cam, tahta gibi maddeler verilir. Nötr içi boş küre diyoruz arkadaşlar. Şimdi benim nötr bir kürem var ve kürelerin içerisinde kesinlikle yük bulunmaz. Yük her zaman dışarıyı kabul eder arkadaşlar. Fakat ben nötr içi boş küreye bir iletken bir cisim bıraktığım zaman eksiler içerisindeki eksileri en dışa kadar itecek içeride boşu boş artılar kalacak o zaman iç artı dışsa arkadaşlar eksiyle yüklenir nötr içi boş küreye negatif yüklü bir cisim şekildeki bir yaklaştırıldığında etkili elektriklenme sonucunda iç kısım pozitif elektrik yükle yüklenirken negatif yükler kürenin dış yüzeyine dağılır nötr içi boş iletken küreye negatif elektrik yükle bir cisim şekildeki bir dokundurulduğuna şimdi benim bir yüklü küremde. Neden içerisi boş? Çünkü içeride bir elektrik alan var arkadaşlar. Bu manyetik ve elektrik alan yükler kesinlikle dışarıya kaçıyor. Ben eğer bir yükü içeriden dokunduğum zaman benim cismimin bütün yükü cisme ne yapacak arkadaşlar? Geçecek. Tamamen geçecek. İçine dokundurduğum cisim kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Nötr olacak. Ve diğer bu yükteki bütün cisimler iletken küreye dağılmış olacak. Nötr içi boş iletken küreyi arkadaşlar pozitif elektrik yükle bir cisim şekilde gibi dışarıdan dokundurursa normal dokunma ile elektriklenme gibi yapabiliriz. Nasıl yani hocam? Yükleri toplarız. QK artı QL ederiz. Toplam yarıçap'a böleriz. yarıçap çap oranınca yükleri dağıtırız. Ve kesinlikle ikisi de aynı yük işaretiyle yüklenmiş olur. Evet birinci soruyla devam ediyoruz. Eksi elektrik yüklü Y cismi nötr ve iletken ilk cismin içine doğru şekli gibi yaklaştırmaktadır. Buna göre ilk cismin iç bölgesi olan K ve dış bölgesi olan L cismi elektrik yük işareti ne olur demiş. Şimdi nötr bir cismim eksi mi? Ek içerisindeki eksileri kesinlikle ne yapacak dışarı çek. Biz çünkü şunu biliyoruz. Nötr ne demekti arkadaşlar? eksi ve artıların birbirine eşit olması demekti. Eksileri dışarı edecek içeride başıboş artılar kalacak. O yüzden k artı l de eksiyle ne yapacak yüklenecek. İkinci soruda devam ediyoruz. 2 re çaplı içi boş iletken ve nötr haldeki ilk cismi ile re çarptı küre biçimdeki iletken y cismi şeklindeki bir dengedeyken y cismi ilk cismi dışarıdan dokunuluyor. Şimdi dışarıdan dokunduğu zaman ne yapıyorduk? Normal dokunma ile elektriklenme gibi yapıyorduk. Y cismin başlangıçta yükü artı yükü olduğuna göre ilk cisminin son durumdaki yükü ne olur diye sormuş. Artı 6 Q artı 0 bölü toplam yarıçap çap kaç R? 3 R. Bu neydi? R'ye düşen miktardı. 6 bölü 3'ten 2 Q kadar kimi? R'ye. 2 R'ye düşen miktar kaç Q var arkadaşlar? 4 Q. Bana x'i sorduğu için artı 4 Q kadar neyi var? Yükü var. Evet, üçüncü sorudayız. Elektrikçe nötr içi boş olan 5 yayır çaplı iletken K küresine e, artı 4Q yüklü yükten L küresi dışarıdan artı 4Q dışarıdan L cismi ve yeterli süre belirtikten sonra ayrılıyor. Daha sonra 2 yayır çaplı eksi 4Q yüklü iletken küre doğru mu arkadaşlar? E, M küresine dokunduruyor. içeriden dokunduruyor. Eksi 4 Q da içeriden dokunduruluyor yeterince sonra bir Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi nötr bir cisme 4 Q yüklü bekliyorum. Bunun yarıçapı 5 R'ye kadarmış. Bunun yarı çapı R'ye kadarmış. Şunu yapıyorduk. 4 Q artı 0 bölü toplam yük ne kadar arkadaşlar? 6 r kadar. Yani toplam yarı çapı 6 R'ye kadar. Buna göre benim R'ye düşen miktar 2Q bölü 2 eşit arkadaşlar? 3 rye eşit. Elimde 5R olduğu için R, 5R 10Q bölü 2 eşitmiş? 3R eşit. Daha sonra eksi 4 kürük 2 dokunduğumuz zaman şunu biliyoruz. İçeriden dokunduğumuz zaman tüm yük miktarı kime dolanıyor arkadaşlar? Nötr cisme. O zaman 10Q bölü 3R eksi 4Q toplayacak olursak Eksi 12 bölü 10'dan o da kaç yapar? Eksi 2 Q bölü 3. Ne yaptım hocam? ikisini topladım. E, 4 3 çarpan 12. 12 artı 10 daha. Eksi 2 bölü 3. Yani benim artık e, K kürem arkadaşlar. E, eksi 2 Q bölü çeşit. Yargıların hangileri doğrudur diyor. K küresi iç yüzeyi nötrdür arkadaşlar. Evet her zaman iç yüzeyi nötrdür. K küresinin dış yüzeyi artı yüklüdür. Hayır artık eksi oldu. M nötr olmuştur. Evet benim M içeriden dokunduğu için kesinlikle nedir? Nötr olarak ifade ederiz. Evet şimşek ve yıldırım olayları ne demek arkadaşlar? Hava akımları nedeniyle bir noktadan başka bir noktaya hareket eden bulutlar hem hava ile hem de birbiriyle sürtündükleri için elektriksel olarak yüklenirler. Bu bulutlar birbiriyle yaklaştıklarında yük boşalması oluşuyor. Buna biz şimşek olarak adlandırırız. Bu olay olduğunda ortaya ışık ve ses dalgaları yayılır. Işık sesten daha hızlı hareket ettiğinde önce ışık ardından ses hissedilir. Bu yük boşalması bulut ile toprak arasında gerçekleşemiyorsa buna da yıldırım denir arkadaşlar. Yıldırım esasında çok büyük bir enerji açığa çıkar. Canlar sarar görebilir. Yani buluttan toprağa doğru hareket ediyorsa yıldırım korunmak için paratörler kullanılmalı. Yıldırım havalarda dış ortamda bulunmamalı. Bina ve araba içinde bulunmalı. Metal pencerelerden uzak durulmalı. Ağaç ve direklerin altında beklenilmeli çünkü güzel çeker. Düz ve yüksek yerleri yerine çukur yerlerde bulunmalı arkadaşlar şimşek çıkarken yağmurlu havalarda yakıt dolu tanker yolculuk yapmazlar paratonerde kullanılan telin iletken madde yapıldığına dikkat ediniz demiş arkadaşlar Evet iki tane önemli bilgimiz var Faraday kafesi ve Michel Faraday Faraday kafesleri çevrelerdeki tersimi dışarıdaki meydana gene elektriksel olan değişimleri karşı kururlar buna yaparken hiçbir güç harcanmaz günlük hayatta bu buluşun en güzel uygulaması yıldırım düşmeye tehlikesine karşı can güvenliği için arabanın içinde girilmesidir bura burada araba Faraday kafesi işlemi görmektedir. Peki elektromanyet dalgaları Faraday kafesinin içerisine giremiyorsa nasıl oluyor da cep telefonu ile konuşabiliyoruz? Bunun sebebi Faraday kafesinin gözenekli olmasıdır. Araba gövdesi tamamen metalden oluşmaz. Camlar, metal yüzeyindeki boşluklardır ve bu boşluklar Faraday kafesinin gücünü düşürmektedir arkadaşlar. Michael Faraday, Newton, Sury, İngiliz kimya ve fizik bilginidir. 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biridir. Elektromanyetik indüklenmeyi manyetik alanda ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. Elektrolizin temel ilkinleri belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk kişidir ve ilk elektrik motorunu icat etmiştir arkadaşlar. Deneysel olarak bir maddenin geçen belli miktarda elektrik akımının o maddenin bileşenlerini belli miktarda bir çözülme yol açtığını gösterdi. Bu sonucu ile elektrik sayaşının üretimine olanak verdi. Faraday'ın bir başka önemli katkısı da amper adı bir denilen akım biriminin kesin tanımını vermiş olmasıdır. Elektroliste geçen elektrot, anot, katot, elektrik, iyon ve benzeri terimlerde ona borçluyuz. Faraday ayrıca mıknatıs kutupları arasında döndürdüğü bir bakır yuvarlar ile devamlı bir akım elde etmeyi de başardı. 1832 ve 1833 D elektroliz iki temel kanun formüllerini buldu. 1840 yılında ışık enerjisi ile elektromanyetik enerjisini birbirine çok benzer hatta aynı olduğu kuramını geliştirdi arkadaşlar. Evet elektroskop nedir arkadaşlar elektroskop cisimlerin yüklü olup olmadığını yüklü ise hangi yükle yüklü olduğunu ölçmemizi yarayan aracı biz elektroskop deriz. Elektroskop bir iletken topuz, iletken gövde ve yapraklardan meydana gelir. Bir cam fanusu içerisinde arkadaşlar. Eğer bir elektroskop, benim elektroskopumu şöyle göstereceğim. Eğer yüklü değilse yapraklar kapalıdır. Yani nötürse fakat bir elektroskopun yaprakları çıksa kesinlikle Yüklü olarak ifade edebiliriz yapraklarda elektron yükün işareti değiştiğinde yapraklar önce kapanır sonra ne olur arkadaşlar açılır. Elektroskop ile ilgili altı durum gibi söz konusu olabilir arkadaşlar. Ne tür elektroskoba yüklü bir resim yaklaştırıldığında topuz pozitif yüklenip negatif yüklenerek açılır. Yani ben yüklü bir e, ne tür bir elektroskoba eksi yüklü yükleniyorum ne yapacak? Eksileri aşağı inecek topuz artıyla e, yapraklarda eksiyle yüklenip açılacak. Eğer nötr bir elektroskoba arkadaşlar dokundurduğunuzda biz şunu biliyoruz. Dokundurma ile yüklenme kesinlikle yük işaretleri eşit olacak. Ben eksi bir cismin elektroskoba dokundurduğum zaman ikisi de eksi ile yüklenir. O yüzden kesinlikle yapraklar açılır. Üçüncüsü yüklü elektroskoba aynı işaretli bir yüklü cisim yaklaştırıldığında Yapraklar biraz daha açılabilir çünkü benim itme kanuna göre buradaki eksiler eksileri itecek, eksileri aşağı doğru hareket edecek ve yapraklar açabilir. Yapraktan elektrik işaretleri değişmez kesinlikle. Yüklü bir elektrosu an işaretli elektrikli bir cisim dokundurma demiş arkadaşlar. Dokunduğu zaman ne olabilir? Şimdi iki taraflı yük geçişi olabilir. Eğer benim elektroskopumun yükü K'dan fazlaysa yük bu tarafa doğru geçebilir. Yapraklar biraz kapanabilir. İkisinin yükleri birbirine eşitse yapraklar hareket etmez. Fakat K'nın yükü daha fazlaysa yük bu tarafa doğru geçip yapraklar biraz daha açılabilir diyoruz. Beşinci durum. Yüklü bir elektrosazlık zıt işaret elektrik cisim yaklaştırılırsa ne olur? Şimdi artılar e, artıları eksiler birazcık çekebilir yukarıya doğru biraz kapanabilir yapraklar tamamen kapanabilir hepsini çekebilir yaprakları tamamen kapatılır yükü tamamen tutamayacağı için devamlı sonra elektronlar biraz aşağı iner ve önce kapanıp sonra açabilir 6. durum yüklü bir elektroskoba zıt işaret elektrik yüklü bir cisim dokundurulduğunda 3 tane olay gerçekleşir arkadaşlar eğer yükler eşitse ötürler tamamen kapanabilir eğer e elektroskopun yükü k'dan daha fazlaysa yük bu tarafa doğru geçebilir biraz kapanabilir fakat K'nın yükü elektroskoptan daha büyükse kay elektroskobu önce bir nötrleyecek tamamen kapatacak sonra kendi yüküyle yükleyecek yani pozitif yapacak sonra yapraklar açılır. Evet dördüncü sorudayız. Yüklü kaydetken iletken çubuğu yüklü iletkenli elektroskobu şeklindeki bir yaklaştırılıyor demiş arkadaşlar. Buna göre elektroskonun yapraklar için biraz kapanabilir. Biraz daha açılabilir. Tamamen kapanabilir. Doğru mu arkadaşlar? Hepsi gerçekleşebilir. Zıt yüklüyse aynı yüklüyse. Beşinci sorudayız. Pozitif yüklü bir cisim. Pozitif yüklü bir şekilde gibi dokunduruluyor. Şimdi dokunduruluyor. Buna göre elektroskonun yapraklarında eğer yükler birbirine eşitse hiçbir değişiklik olmaz. Ama K ve L diyeyim ben buna. K'nın yükü daha fazlaysa arkadaşlar l geçebilir. Birazcık daha açılma olabilir. L'den K'ya geçiyor olabilir. Biraz kapanma olabilir arkadaşlar. Kesinlikle göz dönemez demiş. Tamamen kapanamaz. ikisi de yüklü. Önce kapanıp sonra açılamaz. İkisi de yüklü olduğu için. Altıncı soru. Yüklü elektroskop ile yüklü K cismi şekilde gibi tutulmaktayken K cismi L elektrosunun yaklaştığında yaprakların açılmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi yapraklar açıyorsa bunu demek ki aşağı doğru daha çok itiyor. Yani ikisi nedir? Aynı yüklü olabilir. Pozitif nötr olamaz. Negatif pozitif olamaz. Pozitif pozitif olabilir arkadaşlar. Yani aynı yüklü olması zorunda. Yedinci sorudayız. Zıt yüklü özdeş x'e elektroskoplarına x'in yük miktarı y'nikinden fazladır demiş. x'in yük miktarı y'nikinden fazla. Buna göre seyahat anahtarı kapatılığında elektroskopun yaptıkları işareti ile ilgili qk ql diyelim daha fazlaymış. Eksi artı olabilir. Artı eksi olabilir. Sadece bunun daha fazla olduğunu biliyorum. Şimdi hangisi doğru olabilir? eee elektroskopun yaprakta işareti ile ilgili demiş arkadaşlar. X de pozitif pozitif olacak. X de nötr nötr olabilir ama e, yarış yarıçapları farklı olabilir tabii ki de. Biri negatif, bir pozitif kesinlikle ne yapamaz? Bulamaz. Bakıyorum özdeş X'i elektroskop demiş. O yüzden nötr nötr de olamaz. Doğru mu arkadaşlar? Yalnız bir diyoruz. 8. sorudayız. Pozitif yüklü kaynak etken cismi pozitif yüklü L elektroskobuna şekildeki gibi uzunan topraklanmış nötr M elektroskobuna şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi artı artı olacağı için artılar biraz daha açacak, yapraklar biraz daha açacak. Benim burada ne var? Topraklama var arkadaşlar. Topraklama üst kısmına eksileri çekecek ama altta herhangi bir şey olmayacak. Buna göre hangileri doğrudur? L elektroskobunun yaprakları biraz daha açılır. M eliksiyon topuzu negatif yaprakta ise nötrdür. Doğru. M eliksiyon yaprakta pozitif yükleği açılır. Ne yazık ki yanlış. Dokuzuncu sorudayız. İpek kumaşa sürtülen cam bir çubuk yüklü bir elektroskopa yaklaştırıldığında. Şimdi ipek kime sürtülmüş cam çuba? Cam arkadaşlar artı ipek eksi ile yüklenir. Aklınıza böyle kalsın. Elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra açılıyor demiş arkadaşlar. Cam bir çubuk elektroskoba yaklaştırıldığında demek ki elektroskop neyle yüklü? Eksiyle. Ee, yükleniyor. Cam çubuk uzaklaştırmadan elektroskopun topuz ve yapraklar için yük şartı ne olabilir demiş arkadaşlar? Elektroskopun topuzu arkadaşlar eksi ee, topuzu eksi sonra açılıyorsa demiş arkadaşlar. Diğeri de ne? Artı. 13. sorudayız. Eksi elektrik yüklü x iletken çubuğu birbirine dokunmakta olan nötr ve iletken k l kürenin şekildeki gibi yaklaştırılıp k ve birbirine ayırıyor demiş. Şimdi öncelikle x e nötr olduğu için buradaki eksileri sonuna kadar içecek. Burada kim kalacak? Başı boş artılar. Ayrıldığı zaman l eksi k artı olacak. k küresi şekildeki artı elektrik yüklü elektroskopa dokundurulduğunda şimdi k da artı artık diğer elektroskopa dokundurulduğunda yaprakta için ne olabilir? Şimdi birkaç olay olabilir. Nasıl olabilir İkisinin yarı çapları ve yük miktarları eşittir. Değişiklik olmayabilir. Benim elektroskopumdan K'ya yük geçişi olabilir. Biraz kapanabilir. Arkadaşlar ya da buradan buraya da biraz açılabilir. Yani bir ya da iki tamamen oluşabilir. Evet 11. sorudayız. Letken ve özdeş XYZ elektroskopun yük miktarı sırasını artı Q eksi 3 2 ve eksi 2 Buna göre işlemlerin hangileri tek başına yapıldığında y'nin yaprakları kapanıp tekrar açılabilirmiş arkadaşlar. Y'nin kapanıp açılmasını istiyorum. O yüzden zıt yükleyeceğim. K'yı kapatabilirim. K'yı kapattığımız zaman olur mu? Olur. Yalnız L'yi kapatırsak yalnız L'yi kapatırsak ya kapanacak arkadaşlar. Çünkü yük miktarı daha fazla ve ikisi de eksi olacak. Tamamen kapanmaz. K'li anahtarı birlikte kapatırsak bakalım Kalyanta kapatırsak artı 6 eksi 3 q eksi 4. Evet burada da tamamen kapanıp açılacak. Çünkü artı fazla da daha fazla 1 ve 3 olabilir.